MHP lideri Devlet Bahçeli, yerelde bozulan Cumhur İttifakı ile ilgili parti teşkilatlarına uyarı yazısı gönderdi. Bu genelge önemli efendim, çünkü ittifak bozulduktan sonra yerel seçimde iki partinin nasıl bir yarışa gireceği merak ediliyordu. Bahçeli Partisi'nin işte o yarışın sınırlarını çizdi. Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bekası için devam edeceğini vurguladı. Seçim yarışında da MHP teşkilatlarının bu hassasiyete uyarak kampanya yürütmelerini istedi. Cumhur İttifakı'nın zarar görmemesi gerektiğinin de altını kalın harflerle çizdi. Cumhur İttifakı devam ediyor, yerel ittifakta yokuz diyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimde ittifak yok ama Cumhur İttifakı devam edecek dedi. Partisinin teşkilatına gönderdiği genelgeyle de sözlerini tescilledi. Cumhur İttifakı Türk tarihinin bir anında tesadüfen siyasi pazarlık neticesinde ortaya çıkmış, gelip geçici bir heves, iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir. Asla da böyle görülmemelidir. Türkiye'nin bekasına dikkat çekti Bahçeli. Böyle bir dönemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ayağını yere sağlam basmalı dedi. Uyarılarını peş peşe sıraladı. CHP, HDP, İP aynı hizada aynı hükümededir. Karşımızdaki tablo son derece mahsurludur. Cumhur İttifakı bu mahsura karşı gereken hassasiyeti inanıyorum ki gösterecektir. Teşkilatına da dil ve üslup uyarısı yaptı Bahçeli. Partimiz seçimlere tek başına katılacak dedi ama partililerin Cumhur İttifakı'na zarar verecek hareketlerden kaçınmaları talimatını verdi. Bahçeli'nin Cumhur İttifakı hassasiyeti AK Parti'de memnuniyetle karşılandı. Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun hareket edilecek açıklama ve siyasi değerlendirmelerin saygı ve nezaket içerisinde yapılmasına azami ölçülerde riayet gösterilecektir. Bahçeli sosyal medya konusunda da teşkilatını uyardı. MHP'yi karıştırmaya dönük mesajlar atanların anında tespit edileceğini söyledi. Bazen şahsımın, bazen de merhum başbuğumuzun fotoğrafını profil resmi yapıp veya açtıkları sahte hesaplar üzerinden içe dönük dedikodu çıkaran, itibar cellatlığı yapan, şerefsizce nifak çıkaran kişi ya da kişilerin tespiti süratle yapılacaktır.